Selam arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber hamsi çızlama yapacağız. Ben şöyle göstereyim size. İçerisine sadece yağ koyuyoruz. Hamsilerimizi diziyoruz. Bakın. Şu şekilde. Hamsiyi Amerika'da da bulabiliyoruz. Kasayla geliyor uçakla beraber. Biz de fazlaca alıp temizliyoruz ve dondurucuya koyuyorum. Bakın şunlar helva kapları zaten. Bunları değerlendiriyorum. Üzerine de jelatinle beraber dondurucuya atıyorum. Arada bir de böyle çızlamasını yapıyoruz. Tavasını, hamsili ekmeğini. Bugün de aklıma geldi yaparken kısa da olsa sizlerle beraber videosunu paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün hamsilerimizi dizeceğiz. Çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Bir Karadenizli olarak ben de hamsiyi çok seviyorum tabii ki. Şöyle hepsini dizelim. Üzerine sadece maydanoz koyacağım. Bazıları soğan koyuyor. Soğan da koyabilirsiniz alt kısmına. Yalnız ben o şekilde sevmiyorum. Çünkü soğan biraz altında diri kalıyor. Diri kaldığı için de çok lezzetli olmuyor. O yüzden en güzeli bu şekilde. Şöyle hepsini dizelim. Fazla fazla koyalım. Hamsi gibisi var mı? Biz Karadenizliyiz bakın. Burada da pancarlarım var. Bahçemden topladım. Onları da doğrayacağım. Suylarının süzülmesini bekliyorum. Onları da dondurucuya atacağım. Öncelikle şunu pişmeye bırakalım. Ondan sonra pancarlarımızı doğrarız. Boş kalınca. Evet, şimdi bakın çok güzel bir şekilde dizdik. Şimdi üzerine maydanoz doğrayacağım. Sadece maydanoz koyacağım. Maydanozlar da benim bahçemde. Çok lezzetli. Amerika'da bahçe yapmak çok güzel. Her evin çünkü bahçesi var. Rahatlıkla sebze yetiştirebilirsiniz. Daha önce de bahçemden bazı görüntüler paylaşmıştım. Çok fazla incelemek istemiyorum ben maydanozu böyle. Hafif büyük olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Öldürmüyoruz vitaminlerini. Biraz büyük büyük de kalabilir. Bu şekilde maydanozlarımızı koyuyoruz. Üzerine. Gördüğünüz gibi lezzetli bir hamsimiz olacak. Elimizi yıkadıktan sonra üzerine sadece tuz koyacağım. Görüyorsunuz şöyle sadece tuz. Çok miktarda koymayalım yine de. Üzerine biraz da su koyacağım. Suyunu çok fazla koymuyoruz. Şöyle üzerine gezdiriyoruz. Şu şekilde. Böyle gözükecek kadar olduğu zaman yeterlidir. Şimdi ocağımızın üstünü alıyoruz. Evet, ocağımızın üstünde şu an pişireceğiz. Görüyorsunuz, cusur cusur pişecek. Işığını da yakalım. Evet. Kaynayana kadar altını çok açıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kısık ateşte pişecek. Üzerine cam bir kapak kapatıyorum gördüğünüz gibi. Pişmeye bırakıyorum.
Evet bakın kaynamaya başladı. Şimdi altını iyice kısıyorum. Kısık bir ateşe alıyorum. Ve kapağını tekrar kapatıyorum. Bu şekilde kısık ateşte pişireceğim. Yenmek üzere altını kapatabilirim. Dönecek olanlar afiyet olsun.